Geliyor dur. Duş anısını anlatacağım şimdi size. Hardface 55-30 bit yollamış. Show love demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Deniz... Abi ben niye okuyamıyorum ya? Deniz Nolma. 5. el pram demiş. Seha Yunan yoğurdu. Hayırdır lan? Oğlum benim baba kökenim Ağrı, anne kökenim Tekirdağ, Sakaryalıyız. Ne Yunan oğlum? Ay pardon, Yunan tanrısı. Tövbe tövbe, o daha kötü olmuş. İyi yayınlar. Geçen ay gene üşengeçten abone olamadım. Affet hadi muah demiş. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yunan yoğurdu değil mi? Yunan yoğurdu. Ceyhank 07 Tier 1 ile 2. en yenilemiş. Deniyaz'a. Deniz. Deniz değil mi bu ya? Bu, tanıyorum ben bunu de Deniyaz'ı ama hafıza biliyorsunuz benim yamuk olduğu için. Ceyhank 07 2. en Tier 1 ile yenilmiş. Remedli 18 Tier 1 ile 7. ayının duyurusunu yapmış. Saygılar demiş. Bostürk 17 3. en Tier 1 ile yenilmiş. Nasılsın abim demiş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın, kesinize bereket. Heh, anı anlat. Arkadaşlar. Dün serverle uğraşıyorum. Hiçbir sıkıntı yok abi. Böyle bildiğin saçlarım önümde, üstüm başım darma duman. Yaklaşık 48 saattir bilgisayar başındayım. İşte bir iki tane sistem var sıfırdan yazdırdığımız bizim developerlara. Onlarla boğuşuyoruz. 10. saatim falan bilgisayar başında. Ulan dedim siktir gideyim bir şu bir su alayım içeriden. 5 dakika 10 dakika öncesinden de ya da yarım saat abartmayayım. Bizim Bahtiyar bıdık bıdık bağırıyordu, tamam mı? Şimdi fokuslanmışız sistemlere, odaklanamıyorum. Ondan sonra aldım bunu içeri koydum. Hatta Discord'da da küfür ettim. Hay dedim senin channel'e. Gözüküyor mu oradan? Gözükmüyor. Neyse benim ev bile onu izlemişsinizdir. Salon antreye saldım Bahtiyar'ı, kapıyı da kapattım. Bak bu kadar. İçeri girdim, oturdum, takılıyoruz, ediyoruz bilmem ne. İşte 10 dakika 15 dakika geçti, yarım saat geçti hatırlamıyorum. Çünkü scriptlerle uğraştım için kafa gidiyor. Ulan dedim bir su alayım, içeri gittim. Aklıma Bahtiyar geldi. Ulan dedim ne yapıyor bu acaba? Dolanıyor mu etrafta? Mutfağa baktım yok. Odaya baktım yok. Banyoda yok. Gece odasında lan yatak adam da yok. Ha dedim ya raydik. Sesi geliyor. Hayvan yok. Dedim bir yere saklandı herhalde. Yok kedi burada. Kedi salonda duruyor. Bahtiyar içeride evde serbest. Yatak odamda böyle bir ses duyuyorum ama az geldiği için içerideki odaya gidiyorum. İçeride bir daha ses duyuyorum. Ulan diyorum bu yatak odası tarafından geliyor. Böyle ses dağılmış durumda. Aa dedim camların hepsi kapalı. Normal olarak kapalı. Full açık cam yok. Abi dedim inşallah inşallah kaçmamıştır. Çünkü gene böyle 3-5 gün önce ben bunu Bahtiyar'ı burada bıraktığımda pimapenler böyle üstten açılıyor ya. Bak şöyle. Perdeden ağzıyla tırmana tırmana uçamıyor ya Bahtiyar. Tırmana tırmana o aralığa girmeye çalışıyordu salonda. Ama hani salonda bunu yapabilmesinin sebebi storlar. Arkadaş, kedi gözüküyor mu lan orada? Gözükmüyor. Tam sizin kedi ikonu yolladığınız yerde oturuyor çünkü. Şeyde tam o arada anlattığım yer. Gel lan buraya. Arkadaş benim odamda siyah perdeler var ya, onlara tutuna tutuna o pimapenin açık olan kısmından girmiş. Kanadı düzelmez oğlum, onu çektirmek lazım onları. Dışarı çıkmış. Burada da balkon yok, bir şey yok. Böyle Fransız balkon mu ne diyorlar ona? Cam var, pencere var. Arasında böyle bir ayaklık boş yer var. Ha özgürlük, özgürlük. Abi ki böyle korkutmadan, bu arada Bahtiyar'ı hiç görmedim ya. Sadece dışarıda olduğunu varsayıyorum çünkü sesi uzaklaşıyor gitgide. Hoş geldin Furkan. Camı açtım. Bu pezevenk böyle iki götüm götüm. Bizim o var ya, siz taşınıyor musunuz diyen kadın ablamın oraya doğru gidiyor. Yani onun dairesinin önünde gidiyor. Böyle uzadı. Şimdi benim yanımda bir daire var. Diğer yanda bir daire daha var. Onu tanıyorum. Ortadakini taşındığımız günden beri teyzemle konuşmadım hiç. Ulan gel diyorum gelmiyor, gidiyor. Atlasa var ya kaçıncı kat yani, ölecek çünkü uçamıyor hayvan. Dümdüz saplanacak. Dedim ya raydik. Belim böyle yamuk. Çıktım yan kapıyı çaldım. Bir buçuk sene sonra çaldım abi. Dedim ablacım, bu arada açmadı kapıyı. Kim o dedi. Dedim yan komşunuz. Tamam yani dedi. Yani dedim ki papağanım kaçtı. Sizin yüksek ihtimal yatak odanızın izasında dışarıda duruyor. Ben yalnız şu an müsait değilim dedi. Ablacım dedim ne zaman müsait olursun? Cevap vermiyor falan. Bir tıkandık orada. Bir uğraş şey yapamadık. İletişim kuramadık. Ben de bağırarak dedim ki kapının arkasındayım apartmanın içinde. Abla dedim ben 5 dakikaya 10 dakikaya geleyim. Hani almam lazım onu korkutmadan.
Yalnız dedim lütfen açmayın bir yeri. Hani korkmasın. Şimdi olay burada patlıyor. Geri döndüm. Bu arada millet modla falan uğraşıyor. Camdan bakıyorum böyle. Bahtiyar diyorum gel 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 falan. Ya yani kadın yıkanmıştır. Namaz kılmıştır. Bilmiyorum. Şimdi müsait değil ya. Yani. Şort, tişört, böyle çorap giydim hani dışarı kadar çıkacağım diye. Benim o meşhur çoraplarımdan var ya. Ayakkabının üstüne basılı halde bekliyorum spor ayakkabı. bir iki dakika sonra falan. Yandan o teyze sen kapıyı aç. Dışarı kafayı çıkar bana doğru. Hani emin olmak istediler. Çünkü Bahtiyar'ın hareketlerini anlıyorum. Bahtiyar böyle dururken ufak ufak böyle hareketlenmeye başladı. Bir cama bakıyor, bir böyle iniyor, bir böyle yapıyor falan. Dedim kadın hareketlendi yani. Camdan bakıyor, kontrol ediyor. Hakikaten kuş kaçmış mıydı? Camı bir açtı abi. Vıhıt diye çıktı bana doğru. Abla diyemeden hop Bahtiyar bıraktı kendini. O an var ya. Yani o kadar korktum ki. Çünkü Bahtiyar'ın maksimum uçtuğu yer o yem yediği yerin aşağısı. O da biliyorsunuz zaten kedi vuruyor böyle düşüyor. Kendi intihar ediyor böyle düşüyor. Arkadaş bu artık işte doğası gereği. Kanatları da olmamasına rağmen. Bir saldı kendini. Çırpınıyor da bir yandan. Abi süzüldü başladı 7. kattan inmeye böyle diye gidiyor. Aslında uçamıyor ama hani pır 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 oluyor pır 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 oluyor fakat planör mü o pilotsuz zımbırtılar neydi unuttum. Ya bir şekilde kendine yön verebiliyor yani alttan havayı dolduruyor kanatların altına. Ay bir kadına bakıyorum kadın böyle uçuyor uçuyor diyor. Abla diyorum uçuyor işte görüyorum. Bir ona bakıyorum bir kadına bakıyorum hani kızacağım kadın yaşlı kadın ne diyebilirim. Bir Bahtiyar'a bakıyorum nereye düşecek diye. Heh planör. Abi gitti gitti gitti. Bizim şu aşağıda park var. Parkın yanında da ağaçlık bir yer var. Ağacın tepesine vuh diye düştü böyle. Bir iki dal oynadı kaldı. Döndüm kadın ki ben onu almaya gidiyorum dedi. Tamam dedi. Sanki yanına koyayım birlikte operasyon yapacakmışız gibi. Fırladım ben böyle yamuk yamuk arabaya arabadan fırladım şeye. O ağacın altına. Oğlum yere düşse ölür. Direkt ağaca düştü. Ağaca yani. Zank diye. Arkadaşlar benim o kadar kötü ki yani bak Allah kimseye sağlıkla sınav verdirtmesin. Ağaca tırmanabileceğim bir ağaç belirli miktarda kadar tırmanamıyorum. Şimdi bekle asıl işin komik tarafı geliyor. Ağacın altına geldim Bahtiyar malı orada duruyor tepede ulaşılamaz mümkün değil. Altında böyle yarı gece kondu gibi bir ev var. Bak yarı gece kondu gibi bir ev var. Balkonunda da 4-5 tane kadın oturuyor. İşte başörtülü böyle çay mı içiyorlar orada. Ben de böyle yarı donla çıkmış gibi bir adam çorap ayakkabılarının üstüne basıyorum. Dedim ki hani selamün aleyküm. Dedim kuşum kaçtı da onu almaya geldim dedim. Çünkü kadınlar rahatsız oldu ben gelince. Tamam mamam falan iyi olun falan dediler. Arabaya geldim. Arabanın arkasında benim işte giymediğim artık kilo şişmanlıktan olmayan tişörtlerimi. Böyle yumak yapa yapa top yapa yapa fırlatıyorum Bahtiyar'a. Kuşum kaçtı dedim bir de. Papağan desem daha ciddiye alırsın. Kuşum kaçtı lan bunu. Ne kaçtı yani? Muhabbet kuşu mu kaçtı? Ne kaçtı? Bahtiyar böyle panik bir şekilde duruyor. Ben tişörtü yapıyorum. Şimdi normalde tek atabileceğim yer ya da alttan fırlatabileceğim şey belimden dolayı yapamıyorum. Abi orada yarım saat çıldırdım. Top oynayan genç çocuklar var solda işte insanlar yürüyor falan şey diyesin var böyle. Allah rızası şuna bir fırlatsanıza diyesin var. Ayının ayarı kaçıktırdı öldürür kuşu. Yarım saat uğraştım o kadınlar yemeklerini yedi kalktılar. İşte yerleri süpürdüler. Bir tane kızcağız geldi genç kıza evin geleni midir nedir. O böyle bir benden rahatsız oldu. Ne yapayım ama yani. Sonra başka aramanımız geldi abi başrol. Kahveden kalkmış. Duyumu almış. Ağzında sigarası. Gri pantolon. Kareli gömlek. Sigara da ağızda böyle bak şöyle. Şu şekilde. Böyle aşıkların arasında evin yanından. Sallana sallana geldi böyle. Hani meraklı dayılar olur ya. Ne oluyor amına koyayım burada diye. Bir bana baktı. Dedim hani açıklama yapmak zorundayım. Evlerin içindeyim lütfen. Dayı dedim papağanım kaçtı. Hiç tepki vermedi. Geldi böyle baktı bir daha. Bir ağaca baktı. Ağaca tırmanmaya başladı. Dayı düşeceğim bak. En az çünkü 50-55 yaşında adam. O kadar utandım ki orada yani. Gencecik adamım. Ağaca tırmanamıyorum. Belim sakat. Adamı da hep açıklıyorum. Abi fıtığım var 7 tane ha. Çıkamıyorum falan diyorum. Ayağında terlikleriyle gri pantolon altında terlik var çorap üstü. Onlarla başladı tırmanmaya. Ağzında sigara hiçbir zaman düşmedi o. İşte belirli mesafeye geldi.
dal salladı, bir şey yaptı bilmem ne. Bahtiyar bir kadem aşağı indi. Ben o zaten tişört ata ata indirmiştim bir kademi. Öyle derken en sonunda bir koydu papağana, ya da ben mi koydum hatırlamıyorum işte, bir şey fırlattık. Dedi indi. Yakaladım. Hayvan nasıl korktuysa. Ben hani Bahtiyar tarafından 3-4 defa ısırıldım ama kemiğime kadar bastırabildiğini ilk defa tecrübe ettim. Kan revan içinde geldim. Bak, abartmıyorum size yani. 3 parmağımdan bak şu ya, gözüküyor mu bilmiyorum da kurumuş artık, şey olmuş. Nereyi ısırsa deliyor. Çok korkmuş çünkü ilk defa uçtu yani. Öyle abicim tişörte sarıp getirdim. Bir buçuk saat bu mevzu sürdü abi. Geldim sonra bizim işte 8-1 ve tayfasını anlattım. Su almaya gittiğimde yaşadığım mevzu bu. Ya Allah'tan uçtuğu zaman gördüm nereye indiğini. Böyle bir bina arkasına falan dönseydi mümkün değil, bulamazdı. Ölürdü de zaten. İyi abi, bir şey yok, sabahtan beri bağırıyor yavşak ya. Diye kargaya bağladı iyice. Çok zor abi, ilgilenemiyorum ya, alışamıyor da bana, yabani hala. Sahiplendiriyorum. 50 liraya veririm. Uçabiliyormuş oğlum, çok enteresan. Abi olumlu feedback bırakmışsın, çok teşekkür ederim. Ayıpsın lan, sana bırakmayacağım. Sait Sarp, geçen gün